Efendim, Yunus Günce oyuncu biliyorsunuz. 14 Mayıs'tan önce paylaşmış olduğu bir videoyla gündem oldu. Videoda neler yoktu ki? İşte 14 Mayıs gelsin, göreceksiniz. Artık taksicilik mi yaparsınız? İşte pazarda limon mu satarsınız da bilmem ne bilmem ne, videoyu girin hemen görürsünüz. En kötüsü de belki de P olursunuz. dedi falan, böyle çok saçma, seviyesiz, gerçekten edepsiz bir videoydu. Neyse, tabii seçim bitti. Tabii bunun oyunları varmış. Onlar iptal edildi AK Parti belediyelerinde. O da çıktı, yeni bir video yaptı. İşte Melih Gökçek bana taktı. Ben AK Parti'nin ağasını almadım falan filan. Ya peki, bir şey söyleyeceğim, soruyorum. Kime söyledin o sözleri? Şimdi tüm kamuya açık, halka açık bir sosyal medya mecrasında böyle ağız dolusu hakaretler, küfürler, benzetmeler, böyle aşağılayıcı sözler sarf ettin. Otomatik olarak bize de bu sözleri kime söyledin sorma hakkı çıkartıyor. Ki ha, bir de troller, troller, troller. O dönemde işte Erdoğan'ı destekleyen gazetecilere veya Twitter kullanıcılarına troll troll diyordu muhalle, işte milli Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gazeteciler. Böyle biz troll, biz yandaş, onlar demokrat gazeteci pozisyondaydılar. Böyle de bir mevzu vardı. Fakat kalktı işte, ben efendim Melih Gökçek bana taktı da iptal, hay sana değil, herkes sana tepki gösterdi. Peki, o zaman soralım. Madem ki sen bunun, yani Erdoğan'ın neyse, AK Parti'nin ağzını almadın, o zaman bunları kime söyledin? Ülkede bir seçim yapıldı ve bu seçimde bir Millet İttifakı, bir Cumhur İttifakı, bir de Sinan Oğan vardı Cumhurbaşkanlığında, öyle değil mi, Muharrem İnce? Kime söyledin? Yani durup dururken bunları çıkıp söylemişsen sen delisin. Git tedavi ol, akıl hastasısın. Zaten oyun falan da oynama, topluma da bir faydan olmaz. Doğru değil mi? Ama çok enteresan. Bunlarda böyle bir şey var. Yani bir şey yaptı, ha onu da böyle söylüyor. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayat devam edecek. Hayır. AK Parti seçmenine koyun diyorlar. Ama kimse koyun falan değil. Bak, AK Parti seçmeni, ben de başta olmak üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı'nı görevden aldırdık. Niye? AK Partili Belediye Başkanı'nı. Niye? Çünkü sen işte Melek Mosso'ya küfrü biz yedik, hakareti biz yedik, teselliyi Melek Mosso. Hani bu konuyu ayrıca yorumlayayım da, yani Süleymanpaşa Belediye Başkanı'nın neyilliğine doymasın dedim. Ne olacaktı? Kahraman mı olacaktı? Ne olacaktı Allah'ını seviyorsan? Yani hadi onun şeyi neyse, şimdi Yunus Günce olayına gelince, şimdi paçaları tutuşmuş, işte ben ona demedim, buna kime dedin o zaman abi? Ya sen toplumu meşgul edemezsin böyle. Ve senin siyasi görüşün ortada. Siyaseten verdiğin mesajlar ortada. Ve o zaman da herkese troll troll. Peki, soruyorum. Kime dedin? Ha, onu da geçtim. Üslup çok önemli. Bak, tart üslup çok önemli. Diyelim onu bir başkasına dedim veya AK Parti'yi destekleyenlere dedin. Ne demek ya? Artık limon satarsınız, onu yaparsınız, bir de P'lik yaparsınız. Ben bir televizyon programında dedim. Ben kimseye bunu yakıştırmam. Sakın sen öyle bir şey yapma, Yunus Günce. Ben sana yakıştırmam. Ülkemde ve dünyada kimseye böyle bir şey yakıştırmam. Sen nasıl yakıştırıyorsun ya? Bir kere onu dediğin şey ne biliyor musun? P'lik yapan, PZ yapan. O bir başkasını satıyor. Sen anladın mı? O öyle iğrenç bir satış üzerinden böyle bir şeyi bile söyleyebiliyorsun. Sorsan insan hakları dersiniz, kadın hakları dersiniz, erkek hakları dersiniz. Evet. Artık bilemiyorum nereleri tutuşmuş. Yakında herhalde Recep Tayyip Erdoğan diye Rabia işareti falan da yapabilir yani. Şimdi Müslüman hoşgörülü olmalı ama aptal olmamalı. Bakın, bazı tipler yıllardır AK Parti'nin, AK Parti yöneticilerinin ve seçmeninin hoşgörüsünü çok fazla suistimal ettiler. Hemen lafı söyleyecekler. Ondan sonra, ay özür dilerim. Hiçbir özrü de samimi bulmuyorum ben. Anlatabiliyor muyum? İnsanın insana saygısı olur. Ama bu ülkede maalesef öyle bir muhalefet var ki saygıdan öte seni hiç sayıyor.
Ya ondan olacaksın ya da a-a. Bu yüzden şimdi dün yediğin hurmalar bugün seni gelir tırmalar. Kim ne yapmışsa. Ama ben tekrar ediyorum, soruyorum. En doğal hakkım bu. En doğal hakkım. Kime söyledin o zaman? Kime söylediğini söyle. O kime söylediğin bakalım ne diyecek. Yenilir yutulur laflar etmiyorlar. Yenilir yutulur hareketler yapmıyorlar. Ama sonra da hiçbir şey olmamış gibi hayatın devam etmesini istiyorlar. Etmiyor işte. Etmemeli de bence. Edep yahu diyorum ya. Edep yahu. Yunus Günce ve sizler. O tip bir videoyu kim ol bir hayvan için bile bunu söyleyemezsin ya. Söylememelisin. Yapmamalısın. Anlatabiliyor muyum? Her insanın tarzı, uslubu kendi kalitesini belirler. İki kere iki dört. Bu mu sizin kaliteniz? İnsanlara layık gördüğünüz. Şuraya bak ya. Bugün Cem Uzan'la program yaptık. Bu işte şey konusunda. Hani ne yapacaksınız diyor mesela sığınmacılar konusunda. Yani insani bakın olaylara. Kalkıp yani Hitler gibi otobüslere doldurup mu yollayacaksınız falan. Böyle evet adam doğru söylüyor. Yani bir kesim var gerçekten çok fazla vicdanını kaybetmiş. Allah onların eline düşünmesin. Evet Yunus Günce tekrar ediyorum. Dün yediğin hurmalar bugün gelir seni tırmalar. Başka ne diyeyim ki ben sana? Görüşmek üzere.